Benim sana puanım... Yani bilmiyorum, koltuklarımı beğendin. Koltuklarını beğendim. Evet, mutfağımda da yani... Mutfağımdaki yağ şişesi... Kablolar geçiyordu, üçlü biraz uzatması, çeyizin yetersiz dedim. Bence çeyiz katma yani. Çünkü gerçekten çeyizin yetersiz olması. Ama şu an hani buradan gelin evi ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama çeyiz neye göre, neye göre yani? Olmaz mı o zaman? Ama onun işi bu. Ama benim işim ne bu değil. Ne alakacığım? İşim olmasa da bizim yöremize göre bizim çeyiz. Tamam yani olabilir ama bir şey söyleyeceğim. Bunun etkisi Türk yok mu? Bunun etkisi yok mu? Bunun etkisi yok mu bu kadar? Hani senin o çeyizinin o kadar bol olmasını, senin bu işinle alakalı hayır, bir iş yapmak. Yok sen iş yapmayanları keşke gelip de bir köyümüzdeki bütün gelinleri gezme imkanı olsa. Tamam ama köy yerindesin sonuç olarak. Ben köy yerinde değilim. Ama o zaman sonuç hani... Ve onları koyacak yerim yok. Yok yani. Gerçekten var, bak benim de yok. Onları da yani değerlendirmen gerekiyor. Ona göre şey puanlaman yani lazım. Burada bunun için var. Emek verildi tabii sonuçta. Tabii ki ama bilmiyorum. Ben çeyizimin yetersiz olduğunu ve ben verdiği puanı gerçekten çok yüksek buldum. Hak etmiyor bu ev onu. Gerçekten hak etmiyor. Bu ev hak etmiyor. Bir kere buruşuk perdeler yani. Ya. Evet, katalogdan bakıp almışsınız sen ürünleri. Sen nereden bakıp aldın pardon ben bunları? Ben bunun hepsini ayrı ayrı aldım. Bir bütün değildi ya bunlar. Bunu ayrı aldım, onu ayrı aldım. Şey aynı şey değil. Aynı Allah şey sen değil. De her mağazaya gittin bir koltuğu şey oradan değil. Aldın, bir koltuğu oradan aldın. Avizeni gittin oradan. Böyle evet, saçma bir şey olabilir mi gittim ya? Başka yerden aldım. Gittim o zaman başka sen yerden gittin aldım. Yatak takımını başka yerden aldın. Evet. Koltuğun teklisini başka mağazadan aldın. TV üniteni başka o mağazadan aldın. O anlamda demiyorum. Öyle paket olarak almadın mı ya? Ya? Herkes paket başka mağazadan alır ama uydurur. Yani ki. Uyumlu. Ki benim mutfağıma o kadar yorum yaptın o çiçeğimi. Gerçekten benim mutfağıma bir bak. Bir de dön kendi mutfağına bak. Gerçekten benim... çok büyük haksızlık yapıyorsun. Çok büyük haksızlık evet, yapıyorum. Benim mutfağımda gördüm. Görecektir. Hani benim tabii evime yaptığın görecektir. Şeyi. Tabii ki de görecektir. Benim orada takıldığım yani. Çiçek çok benim renkli bir çiçekti. O gerçekten. Gün orada sana ne dedim? Keşke ben keşke yeşil bir sarma çiçek olsaydı çirkin diye. Çirkin görüntüyü görmemiş olsaydım ben de. Çirkin bir görüntü evet, mü o? Evet çok çirkin senin o boruların görüntüsü. Yarıya kadar sarmışsın azıcık bir şey. Borular boyalıydı. Siyah olsa dersin ki tamam çirkin görülüyor ama duvar yani aynı renkti. Borunun yarısına kadar çekmişsin ya. Yarısına kadar ve çok kötü bir görüntü yani. Tamam çok kötü yorum. Görünüyor. Tamam devam edelim. Kötü yani evim. Beste seninle devam etmek istiyorum. Masa örtüsünü ütülememiş yani bir özenmemiş biz geleceğiz diye. Mutfağında o rafı vardı o kadar çok karışıktı ki yani paketli şeyler bile oradaydı. Yani onları alıp en azından dolapların içine koysaydı. Yerim yok yerim. Yok olmasa da ya tencerelerin içine koy bir şeylere koy ama olmasın. Görmeyelim. Yani. Benim kapalı yerde kalsın. Ben hepsini kaldırdım. Yani ben size evim olduğu gibi evet. Göstermeyeyim mi? Sadece hani misafir biz geliyor gibi diye mi şey yapalım? Ama tatlım yani hiçbir misafire o paketli şeyleri göstermeyiz ya. Kimse göstermek istemez ki. Ben öyle düşünmüyorum. Burası misafirlik değil ki burası bir yarışma. Yarışma olabilir ama sonuçta kendi evini gösteriyorsun. Nasıl yaşadığın, tamam, kendi evini nasıl yaşıyorsan da. Öyle bir evi gösteriyorsun aynen, sonuçta. Evet. Ama ben evet. Gelip de buraya komşu mobilyasını getirmiyorum. Ben buraya hangi mobilyalarla evet, yaşıyorsam, evet. Hangi şeylerle yaşıyorsam onları gösteriyorum sizlere. Biz beğenmediğimizi söylüyoruz. Tabii ki. Senin düşüncen. Puanlı görelim. Benim sana puanım... 5. Şaşırmadım. Zaten kendi günü geçtiği için herkes 2 veriyordu burada. Yani diğer arkadaşımıza da ben 2 vereceğini düşünüyorum açıkçası. Eminim. Yani kendi gününü oynadı eminim. Kendisi. Diyecek bir şey yok. Dün 1 verdi, bugün 2 verdi. Evet, yarın bir 2 verecek. Yarın da 3 verir belki. Nereden zannetmiyorum, biliyorsun? Zannetmiyorum. Seni 2'den farklı bir şeyden zannetmiyorum. Ama nereden başladı öyle? Çünkü ben 1'den başladım. 1, 2, 2 tamam, diye dedim. Gideceksin. Bak. Kendi günün geçti diye 2-2 veriyorsun, 1 veriyorsun, geçiyorsun. Bende de aynısını yapacaksın. Ya 1 vereceksin ya 2 vereceksin. Daha yükseni beklemiyorum senden. Sen evine güvenmiyor musun? Belki evin benden ben daha güzel. Ben evime güveniyorum. Ben sana belki güvenmiyorum. Benim daha ben güzel. Sana güvenmiyorum. Belki benim ben kimden daha güven, güzel. Güven gibi insansın sen ya. Oh. Sen kendine gerçekten baktın, aynaya mı bakıyorsun? Alttan sokuyorsun. Aynaya mı bakıyorsun? Evet. Hanımlar, tamam lütfen rica ederim birbirinizi sonra yüzüne bakacaksınız birbirinizin. Tamam mı? Ona göre. Evet Selcan seninle devam etmek istiyorum. Ben beklediğim gibi çıkmadı evin İlknur. Uyum bulamadım evde.
Mutfağı beğenmedim. Yatak odasında dediğim gibi salıncak bana çok saçma geldi. O ayı özellikle. Yani çok yüksek bir puan beklemeyin benden o yüzden. Tabii sizin kararınız. Hani ben şu an ne desem siz anlamayacaksınız. Yani o desem bunu desem. Tabii o ben, senin yani, konfor alanın. Yani benim konfor alanım bu şekilde açıkçası. Evet. Puanı görelim. Nur, sana puanım. 3 puan. Şaşırdım. Şaşırdı çünkü dün oynamıştı bugüne. 4 bekliyordu dün senden. Dün niye oynamış olayım? Dün acaba? Niye oynamış olayım? Acaba? Düşük... Neden şaşırdın İknur? Şey çünkü hani düşük dedin ya, ben hani 1 ya da 2 verirsin diye düşünmüştüm açıkçası. Ama 3 vermene şaşırdım. Yani şaşırma nedenim bu. Normalde 3 vermen beğenmediklerine göre gayet normal bir puan olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki az önce niye bana aynısını söylemedin? Ben de 3 verdim. Ama sen çok fazla işte yok çeyizindi, yok şöyleydi, yok böyleydi dediğin için ben şu an aslında çok en kalp kırmadan konuşan bendim.